çok erken kalkıyorum. Evet. Çok erken yatıyorum. Çok erken kalktığım için de... Sen nasıl sanatçısın? Sanatçı dediğin saat 3'te 4'te kalkar. Yok ya. Öyle saat 3'te 4'te yok, yatar. Benim yani konserim olsa bile ben çok yaşlılıktan herhalde. Yok yok, yani genelde sanatçı deyince akla şey geliyor. Geç, geç yatan, geç kalkan. Geç kalkan, ama ben o kısma girmiyorum. Çünkü gerçekten hani çok günü kaçırmayı sevmiyorum. Evet. Herhalde normal bir insan da olsam, hani bu işlerle alakam da olmasa yine aynı şey yapardım. Günü kaçırmak istemiyorum. Hayatı kaçırmak istemiyorum. Aynen, erken kalkıyorum. Evet. Ve hani erken kalkan, işim olmasa da erken yol alır. Yol alır. Aynen, onu hep yazıyorum. Yazıyorum zaten, Twitter'da da paylaşıyorum. Evet. Bazen şey yazıyorlar işte, ya nasıl kalk, inanamıyorum sıcacık yatağımızdan biz okula gidiyoruz. Ah diyorum, ah keşke okulda olsam da, keşke o hoca korkusu, dersleri yapamadın, yetiştiremedin. Evet. Gerçi ben bayağı bir çalışkan öğrenciydim. Çok fazla çalışırdım ve takdir gelmediği zaman ağlardım. İnektim yani, bildiğiniz bayağı. O yüzden hani o okula gidenlere hep diyorum ki saçmalamayın, keşke o yıllara geri dönebilsem ya da öyle bir şansım olsa, zamanım olsa. Bir üniversite bitirmek tabii ki isterdim. Tabii o çalışma hayatına ben atıldım. O zaman üniversite iki aşamalıydı. Ben birincisini kazandım ve gazeteciliği yazmıştım. Ben gazetecilik okuyorum şu an. Çok gazeteci olmak istiyordum ya. İnanamazsın yani. Hani bugün eğer Twitter'da bir şeyleri yazıyorsam, iyi, kötü, hoş, neyse işte. O herhalde o şey içimde kalan ukde, gazeteci olmak istiyordum ama böyle oldu. Şarkıcı oldum. Hiç de pişman değilim. Çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Hiç hayal etmediğim bir şeydi tabii ki. Yani burada olmak gerçekten hem Allah'ın bir lütfu olarak düşünüyorum. Evet, çok çalışıyorum, çok emek veriyorum. Bir kere işimi çok seviyorum. İnsanları hesapsız çok olduğunu seviyorum. Söyledin ya, benim sürekli söylediğim bir şey var. Hayatta hesap yapmam. O anda yaptığım işi en iyi şekilde yaparım. Beni zaten o alır götürür. Aynen. Sende de aynı şeyi... Matematiksel ve matematik yok. Suniliği sevmiyorum. Evet. Hani bunu tercih edenlere de bir diyeceğim saygın yok ama... Evet. Yani ben böyle tercih ettim. Ben özel hayatımı da göz önünde yaşıyorum. Şarkılarım belki o yüzden üzerime bu kadar güzel oturuyor. Valla evet, ben hani ticaretten anlamıyorum. Evet. O yüzden hani gayrimenkule yatırıyorum paramı. Yani tabii baktığım insanlar da var. Ailemi bakıyorum. Biraz bizim aile biraz geniş. Annem duymasın kimlere para harcadım. Şimdi hepsi çıkacak, dayılar, yengeler. Onun için tabii ki güzel işler yaptığımız için güzel paralar geçiyor elimize. Ama hani ileride tabii ki ben bunu ticarete dökmek istiyorum. Demet Hanım, sizden İngilizce bir albüm gelir mi? Vallahi işin açıkçası Bostancı sürprizlerimden bir tanesi İngilizce bir şarkı söyleyeceğim ama albüm dersem hani İngilizcem çok kuvvetli değil. Hani yurt dışına gittiğimde böyle alışveriş yapabilecek kadar. Kendimi o konuda yeteneksiz görüyorum. Bazı insanlar var 6-7 dil, onlara aşık oluyorum böyle onların o yeteneklerine. Bir de tavla oynayamam, bir de offside'dan anlamam. Offside'ı biraz önce ben anlatmaya çalıştım ama olmadı. Yok yok, almıyor, kafam almıyor. Olmuyor. Yani böyle anlıyorum anlattığın zaman ama şeye geldi, maçta geldiği zaman mesela o kadar diyor offside. Nasıl anladın? Dur bir dakika, öbür kasa tişört gole, vardı. Gole doğru giderken. Takım gole doğru gidiyor. Almıyor.